Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival'ın 7. bölümüyle karşınızdayım. Evet. Bugün serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bu güzel serayı yapmıştık. Bazı sorunlar vardı, onları hala çözmedim. O sorunları çözdüğümüz zaman sistem güzel bir şekilde çalışacak. Videoda zaten söyledim sizlere. Bir stack eksik verdiğimden kaynaklı tohumu böyle bir sıkıntı oldu. Bu bölüm gelecek bölümlerde yapmayı planladığım bir şey için bize bayağı bir yün gerekiyor. Yani bu yünü de nereden karşılarız? Gidip tek tek coinlerden toplamak yerine bunun bir sistemini kurmamız mümkün. Bugün sizlerle bu sistemi kuracağız. Çok da güzel bir sistem tasarladım. Bugün sizlerle bunu yapacağız. O zaman çok da vakit kaybetmeden hızlıca videomuza geçelim. Şimdi öncelikle bize bayağı bir redstone malzemesi gerekecek fakat daha da öncesinde bize bir tane daha coin lazım çoğaltmak için. Bu yüzden hatta şöyle buğday almayalım. Gidip direkt kayışımızı alalım yanımıza. Şuradan yanıma iki tane kayış alıyorum. Hatta atımıza da binelim. Atla gidip arayalım. Şöyle. Güzel bir şekilde. Bu atı da yayınlarda getirmiştik buraya. Bu arada arkadaşlar 1000 aboneye doğru çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Siz de destek vermek isterseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ve kolay bir şekilde burada iki tane koyunumuzu bulduk. Bu koyunları eve götüreceğim. O ineklerin yanına koyacağım. Niye gelmiyorlar? Gelsinler. Şöyle hızlıca götürelim. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır yani serinin başından beri söylediğim 1.21 replay mod sonunda çıktı. Bu videoda da kullanacağız güzel bir şekilde. Ben de ilk kez kullanacağım. Yani bayağı bir antrenman yaptım. Umarım kullanabilirim. Umarım güzel olur. Şöyle şunun arkadaşları içeriye koyalım. Şu kapısını kapatalım buranın. Şöyle şu kayışlarımı geri alacağım. Çıkalım. Şu arkadaşı da yerine tekrar bağlarsak güzel olacak. Aynen bu şekilde. Şimdi şu arkadaşları bir çiftleştireceğim. Bize çok büyük bir sistem lazım değil. Çünkü zaten verimli çalışacak. Bana birazcık şu grass'tan gerekiyor. Yani çimli topraktan gerekiyor. Onu da gidip şuradan bir yerden toplayalım hızlıca. Önceki bölümden aslında bu bölüm bunu yapacağımızın ufak bir spoiler'ı verdim. Yani tam bunu yapacağımızın değil de nereye yapacağımızın spoiler'ını vermiştim. Bu bölgeyi dolduracağız diye hatırlarsanız vadiye. Bu bölüm o vadiye gidip kuracağız bu sistemi. Çok da güzel olacağına inanıyorum. Şuradan toplayabiliriz. Burayı çok bozmadan şu şekilde. Ya bu kadar bile yeterli olur bana. Çok fazla ihtiyacım yok. Çok uzun bir bölüm olmayacak bu arada şimdiden söyleyeyim. Ya önceki bölüm çok uzun bir bölümdü. Gerçekten yordu beni. Bu bölüm böyle ufak ara bir bölüm yapmak istedim. Yani çok zor bir farm yapmayacağız. Kanal videosuz kalsın istemediğim için böyle bir ara bölüm atayım dedim. Şimdi önceki bölüm biliyorsunuz biraz cam pişirmiştik burada. Bu camlar bize yeterli olacak bu bölümde. Bunları yanımıza alacağız. Şunu bir atalım. Şu bitkisele şimdilik şunları koyalım. Sonrasında alırım ben bunları buradan. Şu grasslar lazım olacak. Şunlar bana muhtemelen lazım olur. Bayağı bir huni gerekecek. Neyse ki demir konusundan bir sıkıntımız yok. Burası dolu. Üstüne sistemimiz de ağzına kadar dolu. Şimdi şunları alalım. Odunum var mıydı? Odunum da var. Çok süper. O zaman ben birazcık gerekli malzemeleri burada craftlayayım. Sonrasında devam. Tahminimce ihtiyacım olan bütün malzemeleri topladım. Eğer tekrar bir şeye ihtiyacımız olursa gider onu da getiririz. Şimdi bu vadi biliyorsunuz çok boş duruyor. Bu bölüm burayı kullanacağız. Buraya ben ölçümleri aldım zaten. Yani buralarda olacak yapacağımız sistem. Şöyle şunları bir öldürelim. Şimdi burada cam olacak. Bizim koyunumuz şu kısımda olacak arkadaşlar. Buradan bir iskelet sesi geliyor ama neyse. Şöyle birazcık destek bloğu koyalım. Eğer buraya yapacaksak şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Burada grass olacak. Şu şekilde. Ufak hesaplamalarıma göre buraya değil bir içeriye yapacağız. Şuraya yani. Yani grass'ımız burada olacak. Grass'ın olduğu bloğun altı da şurada da şey olması gerekiyor. Aynen.
Yani bizim huni sıramız şurada olacak. Burayı düzenleyeceğiz buna göre. Muhtemelen bu altındaki mağara gibi kısmı da kapatacağız zaten. Yani burası çok hoş durmuyor benim gözlemime göre. Hunimiz orada olacak ama Huni'yi düzgün bir şekilde çekmem gerek. Şimdi bu bizim toplayıcı sistemimiz olacak. Bu yüzden şu tarafa doğru toplayacağız. Şuraya bir sandık atalım. Şimdilik o sandığın içine toplasın. Yani o da neresi olsun? Şimdilik şunun içine toplayabiliriz. Ya ona göre bir Huni yolu çekeriz. Böyle daha rahat çalışırız. Şöyle bir sandık daha yapalım. Bunun içine şimdilik ihtiyacımız olmayan malzemeleri atalım şu şekilde. Ya şunlara şu an hiç ihtiyacımız yok. Sadece şunlara ihtiyacım olacak şu an. Bir de hopperlara. Aynen. Şimdi o blokları belirleyeceğim. Ya yani mesela ilki burası. Şimdi bu şekilde buna Huni'yi baktırıyorum. Daha sonra içeriden şöyle götürüyorum. Şu mağara gibi kısımdan çekeceğim. Şuradan. Şu şekilde getirdim. Şu içeriye doğru devam ediyoruz. Şöyle. Diğer bir noktamız şurası. Buranın da hesaplaması için şöyle yukarıya doğru çıkalım. Burada cam olacak. Koyunumuz şurada olacak. Yani burada grass varsa burada olacak. Şuradan geçireceğiz. Şu bloktan olması lazım. Tekrar bir kontrol edelim. Çünkü eğer hata yaparsak hoş durmaz. Burada grass varsa burada aynen doğru yere çekmişiz. Şimdi şöyle bir tane daha getiriyorum o zaman. Şu şekilde yapıyorum. Aynen. İlki tamam. İlkimizin noktası burası. Şöyle şunu çekelim, burada kalsın. Ya bu şekilde tek tek hepsinin belirlediğimiz noktalarından altına getireceğiz. Burada mesela cam olacak diyelim. Hemen şunu da göstereyim. Kalan ikisini kendim yaparım. Şöyle bir içeriye gidiyorum. Burası olacak. Burada grass'ımız olacak. Burada hunili vagon olacak. Yani şu bloğa denk geliyor. Hopper'ımız burada olacak. O yüzden şöyle çekiyorum. Şu şekilde. Bu arada eğer Hopper orada olacaksa şöyle yapmam gerekiyor. Aynen. Şimdi şuna geldik. Buradan çekeceğiz. Şöyle, şöyle. Biraz daha Huni'ye ihtiyacım var. Demir farmını bu sistemleri yapacağımızdan dolayı o kadar verimli yaptım arkadaşlar. Çünkü sürekli bunlardan yapacağız böyle. Şöyle bu kadar huni bana yeterli olacaktır farmın devamında. Şöyle bir huniyi daha bu şekilde koyuyorum. Bu arada buralar dediğim gibi kapanacak birazdan. Şimdi buraya geliyoruz. Burada şöyle bir kırmak istiyorum. Camımız burada olacak. Şurada grass, hunili vagon. O da bir altta olacak. Aslında burası bir tane aşağı kaymış. Yani şurada olması lazım. Ama fark etmez, sıkıntı değil. Şimdi hesaplamaya geçersek şurada o var. Burada hunili vagon varsa hunimiz buradan geçecek. Şöyle getirelim. Tamam, bu şekilde bu da. Sonuncu kaldı. Bunu da hemen yapayım, sonrasında devam edelim. Biraz düşündüm arkadaşlar. Dördüncüyü yapmamız çok saçma ve gereksiz olacak. Çünkü hem malzemeden fazla şey yapacağız. Bir de bu sisteme makas yetiştirmemiz lazım. Yani bu yüzden makas da yetmez. Çok fazla demirimiz gider buraya makas yetiştirmek için. O yüzden dördüncüyü yapmayacağım. Üç tane de bize fazlasıyla yeterli olacaktır zaten. Şimdi buraya geldik. Bu şekilde rayı koyuyorum. Üstüne hunili vagonu yerleştiriyorum. Bu buradan kayar. Bu buradan kaymasın diye de ne yaparız? Ne yaparız? Şöyle cobblestone merdiven alalım. Örnek veriyorum. Şimdilik şöyle koyalım. Bunu değiştiririz olmadı. Sıkıntı değil. Buraya bunu koyuyorum. Üstüne hunili vagonu yerleştiriyorum. Ve tekrardan merdiveni de koyuyorum. Şu üçüncüye geldik. Bunu koydum.
bunu yerleştirdim. Ve burasını da kapatıyoruz. Bu şekilde. Aynen. Ya aşırı gözükmeyecek. Öyle söyleyeyim. Ama gene güzel bir görüntü elde etmemiz tabii ki de yararımız olur. Şimdi bu arkadaşların grasslarını koyabiliriz. Grassları şu şekilde çekeceğiz. Örneğin buraya cam gelecekse bir gras buraya, bir gras buraya koyacağız. Ya gras burada buraya gelecekse şöyle şöyle çekeceğiz. Bunu yapmak çok önemli çünkü koyun çimi yediğinde çim getirecek bir blok olması lazım oraya. O da camın altındaki blok oluyor çünkü yani şunun üstüne mesela ben şöyle nasıl göstereyim? Bunu koyduğum zaman bir süre sonra bunun çimi gidecek. Ama eğer üstüne bir cam koyarsak onun çimi hiçbir zaman gitmeyecek. O yüzden camların altına yerleştiriyoruz bu şekilde. Şimdi gözlemcileri, dispenserları ve redstone'ları alıyorum. Sıradaki işlemimiz bu olacak. Ve bana bayağı bir hopper gene gerekecek. Onu da söyleyeyim şimdiden. Yani siz de sistemi yapacaksanız ona göre malzemenizi ayarlayın. Siz bunu tabii ki daha miniğinde yapabilirsiniz ama orası size kalmış. Şöyle geliyorum. Şurayı kırdım. Şu şekilde. İçeriye doğru. Şunu gözlemleyeceğiz. Sonrasında dispenserımız burada olacak. Dispenser'ı kırayım. Bunun önüne bir tane blok koyuyorum. Bloğun üstüne redstone koyuyorum. Muhtemelen bu şekilde çalışacaktır. Şöyle hemen testimizi yapalım. Şunun içine birazcık blok atarak bu testi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Şuraya tekrardan tuf ya da tuf koymayalım. Buraya bir tane toprak atalım. Buna yaptığımızı diğer iki yere daha yapıyoruz. Evet, ben o diğer iki yere daha yaptım. Yalnız şöyle bir şey atladık. Buralara toprak koymayacağız arkadaşlar. Buralara çünkü huniler gelecek. Şu şekilde. Ki bunlara makas yükleyebilelim. Yani şu an bir toplayıcı sistemimiz var. Fakat buna makas yükleyecek de bir sisteme ihtiyacımız var. Onu da güzel bir şekilde ayarlayacağım birazdan. Şimdi şu an istesek koyunları koyup şunların içine makas koyup bu sistemi çalıştırabiliriz. Fakat ben bu şekilde bırakmayacağım tabii ki. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben bu dağıtım yerini kurdum. Buraya şu an tek yapmam gereken şu şekilde huni çekmek. Yani siz vagon da çekebilirsiniz bu arada. Eğer bu sistemden yapıyorsanız böyle büyük. Ama ben dediğim gibi fazlasıyla demirim olduğu için yani bir demir sıkıntısı çekmediğim için bu şekilde hunilerle yapacağım. Bunu da nereye getirelim? Şöyle bir arkaya getirip şöyle şuraya koysam daha güzel olur. Aynen bu şekilde. Şöyle çekiyorum. Şuradan geldim. Ups, nereye koydum lan? Şimdi böyle iğrenç bir görüntü olduğuna bakmayın. Buralara camlarını ve koyunları koyduğumuzda bu sistem çalışacak. Yani o konuda herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. O zaman şimdi gidelim. Ben son kalan işimi halledeyim. Yani dağıtım ve toplama noktasını tamamen ayarlayayım. Ve şu aşağı kısmı kapatalım. Yani birazcık dış çekim işimiz var gibi gözüküyor. O zaman dış çekim için iyi seyirler dilerim. Evet. Güzel bir hızlandırma izlediniz. Güzel bir farm oldu. Şöyle hemen sizlere göstereyim sonucu. Yani hızlandırma bu şekilde yaptım. Burayı kapatmadım tamamen. Şöyle altına sadece bir boru gibi bunu çektim. Burayı bakırdan falan bir şeyle değiştiririz ileride.
Coinlarımız burada. Hatta kırpılmışlar. Kaç yün olmuş? Şöyle bakalım. 7 tane yün olmuş. Bu zamanla bayağı bir artacaktır. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle güzel bir farm oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi videonun içinde de söylemiştim. Kısa bir video olacak. Yani kanal videosuz kalmasını istediğim için böyle bir video çektim. Çok daha büyük projelerle yakında karşınızda olacağım. Merak etmeyin. Böyle demir farmda çalışıyor orada. O zaman 7. bölümünde böylece sonuna geldik. Eğer Developer Minecraft Server videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi. Eğer Discord'umuza hala gelmediyseniz tekrar açıklamadaki linkten Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoları görüşmek üzere. Adios.